Size bakıyorum, siz göğe bakıyorsunuz. Anladım, siz havalimanı istiyorsunuz. Rize ve Artvin'e ortak hizmet verecek bir havalimanını inşallah yapacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından çalışmalar hızlandı ve Rize Artvin Havalimanı'nın temelleri atıldı. Vatandaş hizmete gireceği günü dört gözle bekledi ve o gün geldi çattı. Rize Artvin Havalimanı artık halkın hizmetindeydi. Bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan havalimanı Rize'ye çok yakıştı. Bölge insanı da bu önemli yatırımdan gurur duydu. Ancak bir sorun vardı. Pazar ilçesine yapılan Rize Artvin Havalimanı'nın istihdama katkı sunması beklenirken ne vatandaş ne de esnaf umduğunu bulamadı. Havalimanı'nın ilçemize geleceğini duyduğumuz zaman çok sevinmiştik. Hani gençler olsun, buradaki yaşayan vatandaşlarımız olsun. Ama birçok ilde havalimanı yapıldı. Herkes havalimanının avantajından yararlandı. Biz dezavantaj olarak. Bir bölgeye havalimanı gelme olasılığı çok düşüktür normalde. Biz bu şansı yakaladık. Ya bugün bu havalimanı pazara değil de farklı bir ilçe olsaydı çoktan bunun önüne geçmiş olurdular diye düşünüyorum. Çok geri kalmış bir pazar olarak tabii ki ayıbımız, utancımız. Vatandaşa göre belediye havalimanını avantaja çeviremedi. Açıkçası bugün baktığın zaman turizme yönelik en büyük yaylalar burada. Ve bu yaylalara bu ilçeden çıkıyorsun. Yani belediyenin bir nevi de turizm firmalarında burada bir yer yapmasını isterdim yani. Mesela en yakın zamanda bir tane turizm firmamız vardı. O da kiradan dolayı Ardeşin ilçesine taşındım. Yani pazarın ilk ve tek turizm firmasıydı. Bu demek oluyor ki bir şeyler yanlış gidiyor burada. Yani kısaca demem o ki avantajı biz dezavantaja çevirdik. Yatırım bekliyoruz. Vatandaş olarak biz yapamayız. Bunu büyüklerimiz, işte mecliste olanlar, belediyeler, onlar çözecek bu işi. Yatırım yani bir şey yok ki burada. Burada hiçbir şey yok. Bir tane otelimiz var. Pazarda bu sefer bir bayan misafirimiz gelseydi bir tuvalete getirecek hani. Lavaboya getirecek yerimiz yok. Utanmayacak mıyız hani biz? Yolcularımız bize söylüyorlar bir açık havada çay içebileceğimiz yeri var mı derken. Pazarda bir yere götüremiyoruz. Ardeşine götürüyoruz. Yemek yiyecek mekanlar erkenden kapatıyor. Rize Artvin Havalimanı en yakın ve en hakim tepeden gören bir nokta. Hemen arkamızda da Pazar Kız Kulesi bulunuyor ama maalesef burası da değerlendirilememiş ve buraya da çeşitli sosyal tesisler yapılabilir diyen vatandaşlar olmasına rağmen yerel yönetim burayı adeta gördüğünüz gibi kaderine terk etmiş. Pazar halkının bir diğer sorunu da ilçe belediyesi tarafından bir türlü yapılamayan imar değişiklikleri, ruhsat sorunları, artan kira fiyatları, konaklamada yaşanan sıkıntılar ve kentsel dönüşüm. Bütün bunlar pazarın kanayan yarası. Ruhsat almakta bayağı bir zorlanıyor. Belediyelerin bunların biraz daha önünü açması gerekiyor. Kiraların çok yüksek olmasından dolayı yani bizim bütçemiz belli, kazancımız belli. Burada olan vatandaşa oluyor. Binalar çok, kiralar çok yükseldi. Esnafın kirası yükseldi. Konaklama sorunu var ilçede. Çok pahalılaştı. Arsalar yükseldi. İşte hani havalimanı geldi, arsamız değerlenecek diye millet arsalar çok yüksek fiyatlara satmaya başladılar. Şöyle diyeyim size, sahil boyu ilçelere baktığımız zaman en gelişmemiş ilçe Pazar ilçesi. Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Neşet Çakır da bu önemli yatırıma rağmen pazarın turizmden istenilen payı alamadığını söyledi. Havalimanına rağmen ilçenin sosyal alanda bir adım ileri gidemediğini vurguladı. Pazar Havalimanı gerçekten Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Hakikaten görselliğiyle dört dörtlük bir havalimanı. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir havalimanına sahip olduk. Her ne kadar Rize Artvin Havalimanı olmasına rağmen hedef Pazar Havalimanı. Ama maalesef biz bu havalimanına sahip olamadık. Niye sahip olamadık? Gelen yolcuyu göremiyoruz, giden yolcuyu göremiyoruz. Biz bunları misafir edemiyoruz. Pazarda ağırlayacağımız yer yok. Bu konuda Pazar Belediyesi'nin ilgilenmemesinden dolayı pazarda biz bunları ağırlayacak ne kafeteryamız var, ne restoranımız var, ne lokantamız var. Görsellik konusunda berbat bir yer. Maalesef bir adım ilerleyemedim. Biz şu anda çöpünü alıyoruz, suyunu veriyoruz. Başka hiçbir şey yaptığımız yok. İmar sorunu Başkan Çakır'ın da gündemindeydi. Dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pazarın sorunları bitecek pozisyonda değil efendim. Pazar belediyesine bir şey dediğin zaman neyle yapayım? Ya öyle bir iş adamları var ki el ele verdikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bugün pazarda otoparkımız yok. Büyük bir sorun. Verilmemesi gereken yerlerde imarda yandaşlara
kat veriliyor Pazar Belediyesi'nde. Bunu Sayın Başkanım'la da defalarca tartışmama rağmen maalesef Pazar'da bu belediyede bu halen devam ediyor efendim. Neşet Çakır, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basan'ın turizm konusunda duyarlı olmadığını belirterek veryansın etti. Turizm konusunda da hiç duyarlı değil. Buraya ne geliyor, ne gidiyor, ne giriyor hiç takip ettiği yok. Bizim Sayın Belediye Başkanımız havalimanı açıldığı zaman bizim havalimanından çıkan yolcuları bizim hepsini kucaklamamız lazım. Ama maalesef hiçbir şey yok. Pazarın görselliğini de görüyorsunuz.